Tonguç'tan herkese merhaba. 10. sınıf fizik dersinde neler var? Şimdi birinci ünitemiz elektrik ve manyetizma. Elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç, elektrik devreleri, devre elemanları ve lambalar, mıknatıslık ve manyetizma şeklinde bunu e, bitireceğiz. Sonra basınç ve kaldırma kuvveti ikinci ünitemiz olacak. Katı basıncı, sığı basıncı, gaz basıncı ve kaldırma kuvvetiyle gene bu üniteyi de bitireceğiz sevgili gençler. Hemen arkasından dalgalar ünitemiz var. Yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgası, deprem dalgası var. Sonrasında bir de optik ünitemiz var. Aydınlanma, gölge, yansıma, düzlem ve küresel aynalar bunların hepsi var. Işığın kırılması, mercekler var. Sonra prizmalar var. Bir de renk var optikte ve bu şekilde de bütün ünitelerden bahsetmiş olduk sevgili gençler. Şimdi bakalım elektrik ve manyetizmadan biraz bahsedelim. Şimdi elektrik devreleri biraz karmaşık gelebilir. Öyle görünecek. Sonra bol pratik yapacaksınız bununla ilgili. Bol soru çözeceksiniz ve bunun üstesinden rahatlıkla geleceksiniz. Yani burada işte dirençlerin paralel bağ bağlanması dirençlerin seri bağlanması lambaların yanması yanmaması işte sönmesi sonra yanar mı parlak ne kadar değişir gibi e, sorularla karşı karşıya kalacaksınız ama dediğim gibi bol pratik bu iş çözecek hiç merak etme sonra basınç 9. sınıfta öğrendiğin öz kütleyi bu konuda çok kullanacaksın sonra bu yüzden madde ve öz kütle konusunda bir göz atsam fena olmaz diyorum çünkü e, mor deve yani kütle eşittir öz kütle çarpı hacim ya da öz kütle eşittir kütle bölü hacim gibi şeyleri bilmelisin ve biraz da bununla ilgili e, detayları da tekrar etmelisin. Bu seni çok fazla işine yarayacak. Sonra kaldırma kuvveti bu konuda öz kütle hep ben buradayım diyor zaten. Hani e, bir cismin sıvın içerisinde batması, işte yüzmesi, askıda kalması gibi şeylerde öz kütle önemli olacak. Sonra bir de kaldırma kuvveti iyi bir yorumlama gerektirir. Bunda e, göz ardı etmeyin kesinlikle yorumlama yani zihninde canlandıracaksın, hayal gücünü kullanacaksın ve iyi bir yorumlama yapacaksın. Bunu kesinlikle söylemeliyiz. Sonra dalgalar. Şimdi dalgalar konusu da ünitesi pardon günlük hayattan çok fazla örnek barındırır. Ee, dolayısıyla çok eğlenceli bir konudur bu anlamda. Ama dediğim gibi e, burada dikkat etmeniz gereken şeyler olacak gene. Yani baştan sona iyi bir öğrenme olması lazım. Yani baştan itibaren iyi öğrenmelisiniz ki sonunu da e, kusursuz bir şekilde bitirebilirsiniz. Yani burada ne diyorum? baştan sona çok iyi takip etmelisin. Mesela yay dalgaları olacak. Yay dalgalarında dalgaların bir takım özelliklerini öğreneceksin. Sonra su dalgaları olacak. Su dalgalarıyla ilgili gene özellikler öğreneceksin. Sonra bunları ses dalgası arkasından takip edecek. Hemen arkasından da deprem dalgası ki zaten gündelik hayatta çok karşımıza çıkıyor. İstemesek de karşımıza çıkıyor. Onunla ilgili bir takım şeyler öğreneceksiniz. Gene 10. sınıf fiziğinde sevgili gençler. Sonra optik. içerik bakımından çok zengin bir ünite. Bakın optik, e, sadece ışık gibi geliyor aklınıza ama şimdi ışığın yansıması, ışığın bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılması, ne bileyim e, doğrultun değiştirmesi, sonra mercekler, hani gene bizlerin bazılarımızın kullandığı gözlükler var, gözlük numaraların bazılarımızda artı, bazılarımızda eksi, neye göre artı, neye göre eksi, biraz bunlardan bahsedeceğiz. E, arkasından. İşte ne diyeceğiz renkler ışığın işte renkleri yani beyaz ışın beyaz ışın içerisinde olan renkler işte prizmalar işte bunları öğreneceğiz e, optik ünitesinde sevgili gençler o yüzden bu optikte e, yoğun bir ünite yani bunu da dediğim gibi en baştan gene çok çok sıkı tutmalısın ki e, sırasıyla öğrenme iyi bir şekilde gerçekleşebilsin e, bunu da özellikle altını çizelim sevgili gençler evet kendinize iyi bakın hoşçakalın.